Hocam tebrikler, Mehmet Ayan Lig Radyo. 1.83 Duarte, 1.97 Weghorst. Bilinçli bir eşleşme miydi yoksa biz öyle gördük, maç içinde tesadüf mü etti? Bir de Okaka ile başlamama sebebiniz acaba yorgunluk ya da Beşiktaş'ın oyunu ve oyuncuları mıydı? İki soru var galiba değil mi Mehmet abi? Yani ben eşleşme derken yan toplarda olan eşleşmelerden bahsediyorsunuz. Yoksa oyun içindeki eşleşmelerden. İki tane stoperimiz var mutlaka bir şekilde. Birinin eşleşmesi gerekiyor. Maç içinde baktığınızda bizim adımıza en iyi oyunu oynayan iki oyuncu bence. Yine Leo ve Yusuf'tu. Yani boydan ziyade bizim defansif bir organizasyonumuz var. Beşiktaş'ın da zaten direkt oyununa karşılık verebilecek arka paylaşımını, özellikle topa çıkan arkadaşımızın arka paylaşımını ve ön bloğun yaklaşma çalışmalarını yapmıştık. Bunun da karşılığını aldık aslında baktığınızda çok büyük bir bölümünde oyunun. Ama tabii ki bazen size'de oyuncular da avantajdır, bazen de dezavantajdır. Yani bizim de ön bloğumuzda oynayan bugün Kenny de, o da 1.90'a yakın ve rakip forvete göre daha çabuk bir oyuncuydu. Biz de aslında arka bloğunu Beşiktaş'ın öne çekeceğini bildiğimizden biraz arkaya kullanmak için de Kenny'yi kullandık. Okaka daha pivot, daha merkezi bir oyuncu. O da son dönemde çok iyi oynadı ve çok maç oynadı. Yani biz iki gün önce maç oynadık biraz önce söylediğim gibi. Yaşı da 23-24 olan bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Hem baktığınızda kas kütlesini hem size'ına, o da rejenerasyonu çok çabuk olabilecek bir zayıf oyuncu kadar olmayacak bir oyuncu göründüğü için kendisiyle konuştuk. Böyle bir değerlendirme yaptık ama ben rotasyona ya da herhangi bir değerlendirme yaparken oyuncu özelinde inanmıyorum buna. Bir takımla çıkıyorsanız, hele Beşiktaş'a karşı çıkıyorsanız en güçlü takımınıza çıkmanız gerekiyor. Yorgun da olsa oyuncunuz en güçlü takımınıza çıkmanız gerekiyor. Bizim planımız bugün Beşiktaş'ın arka bloğunun öne gelmesiyle o boşluğu kullanmaktı. O yüzden Kenny'yi tercih ettik. Buyurun. Şafak Mahatep, PlaySpor. Hocam geçmişe baktığımızda bu sezon üzerinde söylüyorum, maç başına 9 şut yiyen bir Başakşehir takımı var. Bugün sadece isabetli bir şutu var. Toplamda 21 şut yedi. Rakibiniz 7 tane %100 pozisyon kaçırdı bireysel beceriksizliklerle. Bu bir oyun planı mıydı ya da yorgunluğa mı bağlıyorsunuz? Çünkü sizin de dediğiniz gibi çok organize bir şekilde sahanın her yerinde iyi oynayan bir Başakşehir'e alıştığımız için bugünkü maçta tabelanın kazananı Başakşehir fakat oyunun zevk veren kısmında Beşiktaş'ı izlemiş olduk. Bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Sizin kendi yorumunuz, kendi değerlendirmeniz. Ben size katılmıyorum. Beşiktaş'ın 7 tane pozisyonunun olduğunu düşünmüyorum %100. Onun değerlendirmesini yaparız izlediğimizde. Ama çok böyle kesin yorumlar yaptınız, net konuştunuz. Oyunu bir daha izlemeniz gerekir diye düşünüyorum ben. Kendi şahsi fikrim. Oyunun değerlendirmesini yaparken bir tane isabetli şuttan bahsedebilirsiniz. Bu bir değerlendirmedir. Onun da gol olması önemli ve değerlidir. Karşınızda sonuçta bu ülkenin en büyük takımlarından bir tanesi var. Biz de kendi düzenine, kendi bütçesine en uygun oyuncuları tercih etmeye çalıştık ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Zaten biz bugün kazansak da çok iyi oyunla, yıllarca bu ülkede birçok oyuncunun oynamadığı kadar üst seviyede oynamış bir oyuncu olarak bu maçın kazananın değil, kaybedenin daha fazla konuşacağını biliyorduk. O yüzden Beşiktaş'ın konuşulması, Beşiktaş'ın değerlendirilmesi bu çok doğaldır. Büyük takımların, bizim gibi takımların üstünde daha fazla değerlendirmelerin yapılması çok daha natüraldir bu işte. Ama biz de fazlasıyla bu ülkede baktığınızda rakamsal olarak da geçmişte, bugün de 10 maçtır galiba. 3 galibiyeti var burada. Beşiktaş'ın 7 tane beraberliği var. Başakşehir'de buraya birçok maçta geldim ve farklı kazanmayı hak ettiğimiz maçlarla berabere kaldık. Bugün belki onun bir karşılığı oldu. Kader bazen böyle yansır. Hayata böyle bakmak lazım. Ama değerlendirmelerimizi yaparken birazcık daha oyun özelinde değerlendirme yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben.